Merhabalar sevgili izleyenler, Woman TV ekranlarında Bir Dünya Sanat programı ile her hafta olduğu gibi yine sizlerleyiz. Bu hafta yanımda yine çok kıymetli bir konuğum var. Sanat tarihçisi Cenk Bulut bizlerle sorularımızı yanıtlayacak. Cenk Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Biz de teşekkür ediyoruz geldiğiniz için. Şimdi hocam sizinle bugün İstanbul Arkeoloji Müzeleri ile ilgili kapsamlı bir konuşma yapacağız. Ama ben öncelikle şunu merak ediyorum. Geçmiş yıllara oranla baktığımızda yani 1950'lere göre, 60'lara göre şu anki e, bulunduğumuz e, sene içerisinde e, müzelere olan ilgimiz toplumca nasıl? Müzelere yeterince ilgi gösteriyor muyuz? Yoksa daha çok yabancı turistler mi şimdi e, ziyaret ediyor? Ebru Hanım şu anda biraz e, biliyorsunuz malum pandemiden dolayı e, normal akışında il turizmi, turizmin akışında bir sıkıntı var. Ama Hı. şimdi e, özellikle e, yerli gezginler... Yani Türk gezginler diyelim müzeleri son zamanlara oldukça yoğun olarak kullanıyor. Yani yabancılar elbette var ama bugün özellikle sosyal medyayla hani sin gibi farklı programların var olmasıyla beraber insanlar biraz daha merak ediyorlar ve kendi çocuklarında da bir eğitim vermek için aile gezintisi promenad olarak bakıyorlar. Yani tekrar 19. yüzyıla geldik gibi müzeye gidiyoruz ama öğreticiden çok asıl güzel zaman geçirmek ve bu topraklarda var olmuş bir şey görmek için artık merak ediyoruz. Ama tabii ki yabancılar için durum biraz daha farklı. Çünkü özellikle Türkiye'deki müzelerde var olan bazı eserler hı hı. dünyanın muhtelif yerlerinde ders olarak okutuluyor. Yani dolayısıyla e, örnek vereceğiz yine sanat tarihi öğrencisi ya da arkeoloji öğrencisi ya da eski dil tarihi öğrencisi e, eski medeniyetlere baktığı zaman tarihe baktığı zaman illaki Türkiye'den bir müze edilir, bahsedilir. Ya da bir sit alanından bahsedilir. O yüzden e, Türkiye gelir insanlar ve özellikle nokta atışları için gelirler. Gelmeden önce de kapsamlı bir e, araştırma yapıyorlar değil mi? Kesinlikle. Yani bilinçli olarak geliyorlar. Gelip eseri görüyor ama eserin Tarihini biliyor, geçmişini biliyor. Şimdi Ebru Hanım enteresan e, konu şu. Mesela e, bugün e, bizim müzeleri ele aldığımız zaman hı hı. ya da müzelerdeki eserleri ele aldığımız zaman. Mesela e, İstanbul Arkeoloji Müzeleri dediğimiz zaman. Evet. evet Süperlatifleri seviyoruz. En, en güzeli, en eskisi, en moderni. Ama mesela e, bu Büyük İskender Lahti dediğimiz hı hı. E, lahit dünyada herkes tarafından çok ciddi bir şekilde bir yani konuyla ilgilenen herkes tarafından çok iyi biliniyor. Ama onun dışında bizim müzelerde başka objeler de var. Dolayısıyla bizde olmayan kaynaklar yani evet bizim arkeologlarımız, bizim sanat tarihçilerimiz çok ilgililer ama dışarısı çok daha fazla ilgili galiba. İlgili diyebiliriz. Peki İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne de hazır konu edinmişken, açılmışken ben e, İstanbul Arkeoloji Müzesi hakkında biraz kısa bir bilgi verelim istiyorum izleyicilerimize. Elbette. Kim tarafından ne zaman kuruldu? Şimdi tabii kim tarafından ne zaman sorusu yine bu arkeoloji gibi. E, bilinen en eski diye başlıyoruz objeler için. Hı hı. Müze içinde evet biz bir tarih koyduk 1846. Çünkü hı hı. müzenin 150. 150. yılı dolayısıyla bir takım aktiviteler yaptı, yapıldı. 1846 Ay'a erin dedik. Ama Aya İrini. Aya İrini. Ama Aya İrini'de ne vardı? Müze mi vardı gerçekten? Ama ilk müze olarak Aya İrini diyoruz değil mi? İlk müzemiz. Öyle resmi olarak Aslında öyle. Aslında Fatih diyoruz. Sultan Mehmet zamanında başlıyor. Evet. A, tarih eser toplama alışkanlığımız. Ama onların sergileneceği bir alan yok, bir müze yok. Şimdi 16. yüzyılda mesela bugünkü Türk İslam Eserleri Müzesi'nin bulunduğu yer. Yani İbrahim Paşa Sarayı. Orada e, bir dönem İbrahim Paşa'nın dışarıdan getirip sergilediği heykellerden bahsedilir. Tabii ki fotoğrafları yok. İbrahim <laughs> Paşa, Pargalı İbrahim Paşa. Pargalı İbrahim Paşa. Hı hı. Ama onun dışında e, zaten Fatih döneminden itibaren bir takım koleksiyonlar yapılıyor. Şimdi hani koleksiyon diyoruz ya biz normalde. Evet. Hani müze midir? Koleksiyon mudur? Yani hikaye nerede başlıyor? Çünkü bizim ilk verdiğimiz isim, isim mecmua. Yani mecmua kelimesi de magazinden alıyoruz. Hani magazin de ee, hem bugünkü anlayacağınız şekilde magazin ama aynı zamanda onları bir şekilde bir sergileme ya da bir kataloglama hı hı. hikayesi söz konusu. Daha sonra e, asar Atika yani ismi değişiyor. İsmi değişirken de eee Hümayun Müzesi Hümayun Müzesi Hümayun. Artık hani e, şey olduk. E, yabancı dilde de Müze Emperyal diye geçiyor. Yani e, ve o müze emperyal ya da Humayun olduğu zaman zaten biz ciddi ciddi müzecilik yapmaya başlıyoruz Tabii. ve dünyadaki ilki olmasak da e, ilk kez sadece eski eserlerin e, içine konması için bir yapı inşa ediyoruz. Şimdi düşünün Topkapı Sarayı bir müzedir ama eski bir saraydır. Evet. Ya da Louvre Müzesi şahane bir müzedir ama eski saraydır. Versay Müzesi eski bir saraydır. Saray. Topkapı Sarayı saray. Evet. Çinli Köşk bizim arkeoloji müzelerinin çekirdeğini oluşturan aynı zamanda İstanbul'daki ilk saraylardan bir tanesi. 1472 tarihlidir. Ama biz onu bozmayacak şekilde bir estetik kaygısıyla hemen karşısında dönemin en önemli mimarlar mimarlarıyla çalışıyor Osman Limbi Bey. Hı hı. Ve orada bir müze yapılıyor. Yani devlet cebinden o var olan objeleri bir şekilde muhafaza etmek için özel bir bina yapıyor. Bunlar dünyada zaten 19. yüzyılın ikinci arasında başladı. 3. Napolyon zamanında Fransa'da başlıyor. Biz de baktığımız zaman 1880'lerde hani ciddi bir para harcayıp da sırf onlar o objeler muhafaza edilsin diye. Çünkü biz hep önem verdik. Yani yabancıların da Türkiye'deki bazılarının da diyeyim söylemlerine rağmen biz eski eserlere hep Her önem verdik. Her zaman önem verdik. Kesinlikle. Peki az önce sizin de söylediğiniz gibi Asari Atika nizamnamesinden de bahsedelim istiyorum. Evet. Günümüz Türkçesiyle ne diyebiliriz Asari Atika? Nedir? As kan kanun düzenlemesi. Kanun düzenlemesi evet nizamname hani ismi nizamname yasaları yasaları ayarlama ya da buluntularla ilgili ya da definecilerle ilgili bugün yani bugün kaçakçılar yasası yani. yasası definelerle ilgili ama o zaman için durum öyle değil ki. Durumda şöyle bir olay var. Şimdi 19. yüzyıla bir dönelim. Döndüğümüz zaman zaten 18'den itibaren bir de biz tabii müze tarihi verirken 1725'lere kadar çıkıyoruz normalde. Ama farklı sanat tarihçilerinin bu konuda farklı yorumları var. Biz yine 1846 yılım tarih olarak bilinen evet. geleneksel olarak hı hı. ve orada da biz kanun kanunumuz var. Osman Hamdi, müzenin kurucusu değil. Osman Hamdi, müzenin inşasında ya da müzenin başına müdür olarak gelen ilk Türktür. Ondan önce hani ilk başta olaylarda Galatasaray Lisesi'nin tarih hocası. Got, Monsieur Got. Yani Monsieur Got ilk kez bir çalışma yapar, müzede tasnif yapar, ay yerini de ciddi bir şekilde ayarlamalar yapar. Bir tarafa silah bölümü vardır, bir tarafta bizi ilgilendiren Asar-ı Atika bölümü. Yani eski eser bölümü var. Eski eser artık oraya yetmiyor, yani doldurmuyor. Ve hatta bir de içeri Müzesi bile var içinde yani. yeni içeri kıyafetler giydiriliyor ve Bir sürü karışmıyor. Bahçeye koyuyoruz. Ama ondan sonra Anton Deti adında bir Alman geliyor. Yani üçüncü müdür. Çünkü arada Terezio adında birisi var ama çok ne yaptı belli değil. Üçüncü müdür de Avusturya Lisesi'nden. Doktor Anton Deti. İşte onun zamanında bir kanun çıkarıyoruz. Ülkenin yani ülkenin bederken Osmanlı İmparatorluğu toprakları altında nerede ne varsa. <laughs> Yemen'den, Suriye, Mısır. Ha, Mısır sıkıntılı. Oraya daha sonra isterseniz geliriz ama Yunanistan. Ee, vilayetlere mektuplar yollanıyor, fermanlar yollanıyor ve oradan diyoruz ki nerede ne varsa eski İstanbul'u yollayın. ve bizim orada çok ciddi bir kanun çıkarıyoruz yani. O kanunda hikayemiz şu: ee, kazı yapanın hı hı. E, eserlerin üçte birini alma hakkı var. Üçte biri toprak sahibine, devlete, üçte biri de yeni kurulan müzeye. 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 Yani üçte bir kanunu. Evet. Fakat bu üçte bir kanunda biz hakikaten ciddi çuval diyoruz. Çünkü yani, yetersiz hani, kalıyor değil mi aslında? Kesinlikle. Bu. Çünkü neye göre üçte biri? Hani bir heykelin baş kısmını alacağız bizim evet. üçte biri dediğimiz zaman. Evet. E bakıyoruz mesela, bizim e, eski şark bölümü. Hı hı. Bir bakıyorsunuz Sümer yazıları var, tabletleri, tabletleri var. Dünya'nın en eski bilinen tabletler. Dört tane plaka var. İki tanesi bizim müzede, iki tanesi Lur müzesinde. Lur müzesindekiler gayet şahane, eksiksiz. Bizimkiler hafif kırık. Biraz tahribat. <laughs> biraz çok ama olsun biraz. biraz. yani e, bizde heykelin kendisi var. Mesela e, Mari kentinde bulunmuş olan Puzur İştar diye. Yani valisi o gün. Yani. Gövde bizde, kafa Berlin'de. Ya. İşte yani hangi üçte bir kısmı işte o. Ama Osmanlı'nın yaptığı, Osmanlı müthiş bir şey yapıyor. O zamanki ben yabancı basında baktım. Özellikle Hı -hı. Fransızlarla çok ilgilendim. Siz bu arada Galatasaray lisesi mezunsunuz Ana diliniz gibi Fransızca da konuşuyorsunuz. İşte. Ben kaynaklara da baktım, getirdiğiniz biraz kurcalayayım dedim ama Fransızca olduğu için tabii ki. Şimdi birçok konuda Fransızlardan etkileniyoruz elbette. Ama Fransızlardan etkilenirken biz aynısını yapmıyoruz. Yani bizim ee, ne diyelim ee, o günkü ileri gelenler, entelektüellerimiz Hı. sentezliyorlar. Hı -hı. asla ve asla bir imitasyon da bulunmuyoruz. Imitasyon yapmıyoruz. Hani Fransa'da kaç tane müze bulunan bir eserin Hı -hı. E, etkisiyle e, mimarisi yapılmıştır. Mesela arkeoloji müzelerine gidiyoruz. Baktık. 19. yüzyıl. Neoklasik, neo ne isterseniz. Mimarı da Valori. 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 Alexander Valori. Valori. Yani çok istim. önemli bir mimar, muhteşem evet. bir eser. Muhteşem bir eser ama oraya ee, yine biz e, bir binadan yani bir çıkan bir lahitten etkilenerek, lahitten esinlenerek onu yapıyoruz. Hani dediğim gibi biz bazı şeyleri Avrupa'dan ya da Batı'dan alıyoruz ama Batı'dan onu alırken bizim yaptığımızı kimse yapmıyor gerçekten. Bakın ilk koleksiyonları ortaya çıkarırken hı hı. Yeniçeri ocağı kaldırılmış. Biz 20 yıl sonra Yeniçeri Müzesi yaptık. Yani e, bir de e, Topkapı Sarayı'nın olduğu yerler orada müzenin orada olması e, yabancılardan işte bu üçte bir kanunu ama hı. onun dışında bir de hani dışarıdaki taşları alıyoruz diye padişahtan izin. Eh uluslararası diplomasi siyaset biz de diyoruz ki tamam yani bizim padişahlarda fermanlar var yazılar var aman alsınlar bırakın kimse mani olmasın ve inanabiliyor musunuz Ayasofya'nın cephesinde bir Medusa başı var. Nerede şu anda o Medusa başı? Arkeoloji aslında. <laughs> Bizde. <gülüyor> Bizde. Çünkü kesin bilgi. Kesin bilgi. <laughs> kesin bilgi. 18 1871 yılında şimdi Mendel diye bir yine vatandaş özel getirtiliyor Hı. Türkiye. 3 cilt halinde envanteri yazıyor. 3 cilt. Ve ilk iki cilt çıkıyor. Üçüncü cilt, cilt 1914. Savaş zamanındayız. Ama savaş zamanı olmakla beraber o üçüncü cilde çıkıyor. O üçüncü ciltte bir takım eserler hakkında bilgi verirken 1871'de e, orada e, Medusa yani bahsediyorlar Medusa başından. Ama maalesef bütün eserlerin nasıl nereden geldiğini tam olarak bilmiyoruz. Hı hı. Hani yabancılar almasın diye biz de alıyoruz. Biz de alıyoruz ama bir de şöyle bir olay var. Bakın şimdi normalde hani müzeyi biz kurduk ama biz müze önce zaten bir şekilde müzecilik yapıyorduk. Şimdi e, ne diyelim Bizans geldi. Bizans evet. geldi. Pagan tapınan üzerinde Bizans'ını inşa ediyor. Hani yaparken de mabedini pagan objeler kullanıyor. Sembolik olarak orada bir güç gösterisi vardır. Evet. Osmanlı geliyor. Bizans eserleri üzerinde evet. ve onları da saklamıyor. Kabartmalar gözüküyor. Gözüküyor. Tabii. Bazı malzemeler de değil mi? Sütunlar, tabii, tabii. başlıklar, tabii. devşirme malzeme diyoruz. Devşirme diyoruz ama onlar sadece devşirme olması kolaylığı yok. Aynı zamanda iz. Hani izimizi belli ediyoruz. Evet. Bu artık bunun sahibi biziz durumu var ortada. Yani şey düşünelim. Nasıl ki Osmanlı sarı kullanırken Bizans'ı Bizans'a geldikten sonra, ele geçtikten sonra Bizans'ın şapkası olan tarbuşu yani kırmızı fesi hı hı. koyar. Etrafını sarıkla geçirir. Ve böylelikle siz Osmanlı sarına baktığınız zaman o kırmızı evet. fesle sarılmış sarı onun açıklaması Bizans'ı kuşattık. Yani bu kadar. Eski eserin de üzlerin yeni eser yaptığınız zaman, eski eserin yapılarını siz yaptığınız binalarda kabartma olarak tırnak içinde süsleme olarak koyuyorsunuz ya normalde o süslemeden de ziyade bir de şey düşünmek lazım. Görün bu e, medeniyet bizim elimizde artık. Bir, bir orada güç gösterisi güç var gösterisi. aslında. Yani hep koleksiyon yaptık yani Yaptık. Evet. Peki. İstanbul Arkeoloji Müzesi'nden bahsedip de İskender Lahdi'nden bahsetmemek olmaz. Muhteşem, yine harika bir eser. Ben de zaman zaman gidiyorum, her seferinde de hayranlıkla bakıyorum, fotoğraflıyorum. Değil mi? O zamanın şartlarında mükemmel bir sanatçılık, ileri düzeyde bir mimarlık örneği görüyoruz. Peki İskender Lahdi'nin adı İskender ama İskender Lahdi fakat Büyük İskender'e ait değil lahit. Bunu nasıl açıklarsınız? Şimdi arkeolojide şöyle bir olayımız var. Öncelikle yani. hocam nasıl bulundu ve müzeye nasıl getirildi? Şimdi bir tane vatandaş Sayda'da bir yerde mezarların olabileceğinden bahsediyor. Hı hı. Yani ee, ve e, bizim yerel idareciler konuyu İstanbul'a bildiriyorlar. Osman Hamdi kalkıp gidiyor. Kalkıp gidiyor. Yine Osman Hamdi Bey. Tabi demek. İbrahim Etem Paşa'nın oğlu. 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 Bu arada İbrahim e, Paşa'nın oğlu e, mesela İbrahim Paşa bizim e, Avrupa'ya yolladığımız 4 diye geçir ama e, bazı kaynaklar açılınca 5 tane öğrenci yolluyoruz. Bunların bir tanesi Osman Hamdi'nin babası. Ve e, Paris'te Ecole des, Mines, yani Ecole des Mines mühendislik okulu. Evet. Bugün bile çok zor olan bir okulu. E, oraya okuyor çok ciddi bir mühendis olarak eğitimini tamamladıktan sonra. Türkiye'ye gelip Türkiye'de belli görevleri gelince kendi oğlunu da yolluyor. Ama hani... hukuk fakültesi okuması için yolluyor değil mi? Hukuk okusun diye ama Osman Hamdi Bey sanata çok ilgili. Şimdi Paris'e gidip de sanatla uğraşmamak... uğraşmamak mümkün mü? Aile meraklı. Baba zaten evet. Paris'in havasını almış. Ama babasından içmiş. gizli gidiyor biraz. Yani şöyle oluyor baba tabii istiyor ki oğlan da okusun ve oğlan da gelsin Osmanlı'nın idare işlerine çalışsın. Çalışsın. Fakat Paris'in havası farklı yani Paris'e gittiğiniz zaman bir de sanatta birazcık ilginiz varsa hı hı. hani Paris, Roma bunlar hep açık hava müzeleri aynı zamanda. Tabii ki. Ve Osmanlı'da e, sanatla ilgileniyor, resimle ilgileniyor, çok güzel resimler yapıyor. Hatta resimlerini e, bir sürü yarışmaya o zamanlar salon dediğimiz hı hı. ekspolar var. Ekspolara yollar. Yani Osmanlı şöyle bir özelliği de var. Tek oryantal oryantalisttir. Yani oryantalist ressamlarla bahsettiğimiz zaman evet. doğuyu egzotik bir şekilde gösterirken... Osman Hamdi'nin gösterdiği bütün tablolardaki her şey var. Evet. Egzajerasyon yok yani. Hocası da Jeron. Jerome'dan da etkileniyor, etkileniyor. Blanche'den de etkileniyor. Baktığımız zaman aslında bazı resimlerini yan yana koyduğumuzda fark edemiyorsunuz Osman Hamdi Bey mi? Tabii biz bildiğimiz için hemen tahlil edebiliyoruz ama o kadar e, üslup benzerliği var ki. Üslup benziyor ama bakın benziyor. şöyle diyeyim ben size mesela Osman herhangi bir tablosunu alın. Herhangi bir tablosu. Kaplumbağa terbiyecisi. Kaplumbağa terbiyecisi olsun. Baktığımız zaman duvardaki Oyuk, kenar, Hı -hı. çatlak, e, Çinlilerdeki hafif e, renkleri gibi. O gerçekte de böyle. Yani Hı -hı. Osman Hamdi bir takım yerlerin fotoğraflarını çekiyor. Hı -hı. Hani kolaj demeyelim ama Hı -hı. o fotoğrafları e, üst üste e, yerleştirme yoluyla e, yapıyor. Dolayısıyla Hı -hı. ama Jerome'in yaptığı ya da Blanche'nin yaptığı biraz fantastik bir dünyadır. Hani haremdeki hikayeler ya da evet. işte e, doğunun egzotizmi biraz yani şey ne diyelim hayal dünyası. Hı hı. Ama Osman Hamdi'nin tablosunda var olan o elindeki değnek de var duvardaki çini de var. E, tamam kaplumbağalar yok ama Osman Hamdi kendisini orada resmederken unutmamak lazım ki Viyana eksposu için. Yani hı hı. daha Osman Hamdi'nin bir görevi yok şey konuyla ilgili. Hı hı hı. E, babası normalde organize edecek. Osmanlı evini, pavyonunu. Hani pavyon Fransız bir kelimeden geliyor. Bayrak anlamında ve gemilerde e, ee, pavyon derlerdi gemilere, eski gemilere Fransızca'dan bayrak vardı. Ama ekspolarda da herkes bir gemi misali kendi e, evine, kendi e, yerini yaparken de bayraktan asarlardı. Osmanlı içinde üçüncü Ahmet Çeşmesi'ni büyütürmüş bir maketini yapıyorlardı. Babanın fikri biz elbiseleri de gösterelim. Burada da Osmanlı'da görevli olarak gidiyor. Elbiseleri, kumaşları her şeyi çok iyi biliyor. Çizimler yapıyor. Zaten orada baktığın zaman da kaplumbağa terbiyesinde elbette ki kaplumbağaları farklı şekilde anlatabiliriz. Acaba Osmanlı'nın hantal durumundan dolayı mı? Yoksa lale devrinden gelen o kaplumbağaların üzerine mumlar koyup bahçeleri... istediğimiz anlatırız. Gidiyorum Ama hepsi ben. realist. Yani evet. belki kaplumbağalar olmasa da hepsi realist. Ben size şey, şey de tavsiye ederim. Mesela Fikret Muhalla, hı hı. Osmanlı dinin kaplumbağa terbiyesiyle biraz dalga geçmiş. Bir sirk içinde çemberden... Aslan gibi, yani aslanları nasıl terbiye ediyorsunuz, çemberden geçiriyorsunuz. Evet, evet. O da kaplumbağaları çemberden geçirtmiş yani. Biraz gönderme. <laughs> Farklı kuşak. Peki konuyu çok dağıtmadan evet. lahit lahit demiştik, <laughs> lahitte kaldık. Biz tabii ki bir araya gelince nasıl bulundu dedik? Evet, şimdi Osman diye şöyle bir e, hikayemiz var. E, Sayda da kazı yapmak çok kolay bir şey değil. Hı. Gerçi lahitler bir odada bulunuyor ve Osman di e, bir Halatla, bir iple iniyor aşağıya. Yani o bulunduğundan yere aşağıya iple iniyor. Çünkü inecek ya da bir tertibat sistemi yok. Hı hı. İndikten sonra tahtanın olmadığı, ahşabın olmadığı bir yerde e, hızlı bir şeyle, e, planlamayla bir merdiven yaptır diyor. Fakat uzun bir çalışmadan sonra bu layıkların oradan çıkamayacağını anlayınca e, bir rail sistem döşettiriyor. Yani mühendislik bilgilerimiz de var. Tabii yanındakiler de elbette tabii var. Ki. Bir iskele yapılıyor. Hı hı. Ve onlar e, işte aşağı yukarı 12 ton diye e, geçiyor ama tabii ki e, çok da şey de değil. O lahitlere hı hı. denize kadar e, ve orada rıhtı bir rıhtım yapılmış. O rıhtımdan gemiye yerleştiriliyor. O şekilde getiriliyor. Yani bu sadece bizi e, bizim için önemli ama e, Osmanlı. Bu çalışmaları yaptıktan sonra da çok ciddi çalışmalar yapıyor. Renak adında, e, soyadında bir yine e, bilim insanıyla beraber çalışıyor. Ve onun e, hazırlık çalışmalarından sonra çıkarmış olduğu kataloglar dünyada, önemli kentlerde, önemli müzelerde sergileniyor. Yani bilimsel de bir çalışma var. Çünkü Osman Hamdi o döneme kadar birçok yerde kazı yaptı. Aydın bölgesinde kazılar yapıyor esnada Osman Hamdi. Yani dolayısıyla bir alışkanlık var. Alışkanlık. Ve onlar zaten çıkınca e, şimdi bu mesela e, Abdolinimos yani ilk sorunun cevabını vereyim de kaybolmadan. Abdolinimos e, oradaki Layit'in yapıldığı hükümdarın ismi. Satrap bunlar. E, ama İskender dememizin sebebi de üzerinde büyük İskender betimleniyor. Evet. Hani Biri o at yüzden üzerinde. De, evet yani e, bir at üzerinde ama üzerine kabartmalarda yine e, hani İsos Savaşı olduğundan bahsediliyor. Hı. Halen tartışmalar devam ediyor. Fakat oradaki realist ya yani bakın milattan önce 5. 4. yüzyıldasınız ve o kadar realist figürler var ki karşıta geçip her gün bir şey keşfediyorsunuz. Ben belli bir süreden bir rehberlik yapıyorum <laughs> 30 yılı geçti neredeyse ama her seferinde yine bir şeyler bulmaya devam ediyorum çünkü hı hı. E, o dünya e, dünya sanat tarihinde e, olmaz ya da olmaz olmaz demeyelim de e, heykel sanatında kabartma sanatında çok önemli çok bir çok önemli yerde. bir yerde Peki İskender Lahit'in üzerinde Büyük İskender'in tasviri var dedik. Evet. Başka hangi tasvirler var onun üzerinde? Şimdi zaten Lahit'lerde genel olarak hani baktığımız zaman e, yine e, savaş sahneleri hep var. Ama e, av sahneleri de var. Mesela av sahnelerine bakıyorsunuz e, o kadar enteresan detaylar var ki. E, bir aslan bir atın ayağını ısırırken as, aslanın ayağını da köpek ısırıyor mesela. Hani... Öbür taraftaki savaşlara e baktığımız zaman yine farklı bir hikaye. Fakat Yunanlarla hı hı. Persleri göstermeleri ve onların kıyafetleri. Yani e, düşünebiliyor musunuz? Persler e, batı dünyasını hep ilgisini çekmiştir. Kıyafetlerden dolayı. Hani yarı çıplak oldukları bir dönemde Yunanlılar. Hı hı. Hani baktığımız zaman kıyafetleri. Evet. E, ama Perslere baktığımız zaman o pantolon, gömlek, uzun kollu. Ve, ve bir günde hani antik yazarlardan derler ki bu... Persli bir tane tutsak kalıları götürürler Yunanistan'a. Ve orada derler ki bu Persler de kadınlara benziyor. Tabii ama kadınlara benziyor derken bu şey değil bir ne diyelim kötü anlamda bir şey kötü değil. Kötü anlamda değil. Yok Çünkü erkekler dışarıda çalıştıkları için dışarıda Hı. oldukları için tenleri yanıktır. Kadınların da tenleri hep açıktır. Mesela Mısır heykelinde de bu böyledir. Yunan heykelinde de böyledir. Beyaz. 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 Onlar da kıyafetleri olduğu için pantolondan uzun kollu gömleğe kadar... Güneşten yanamıyorlar. Yanamıyorlar. O yüzden, o yüzden de onlar diyorlar ki teni kadın teni gibi. Evet. Peki Osman Hamdi Bey'in bulduğu en önemli eserlerden biri de Likya Lahti. Tabii oradan zaten birçok lahit çıktı. Evet. Ama Likya Lahti, hı hı. Yani Likya Lahti sadece tip olarak Likya'ya Likya, Likya Lahti'ne benzemesinden dolayı o hı hı. Fakat müzedeki en favori olan bir tanesi budur gerçekten. Çünkü Lika Latne baktığınız zaman ee, o leitin kapağı hı hı. ters çevrilmiş sandal şeklindedir. Evet ekranlarda da görüyoruz. Bu arada hı. lahit bilmeyen izleyicilerimiz için belki ilk defa duymuş olabilirler. Mezar. Mezar. Yani tabut gibi düşünebiliriz. Şimdi tabut var, o zaman lahit var. Lahit. Yani normalde yabancı dilde baktığımız zaman Yunancadan sarkofagos. Yani ee, et yiyen gibi yani e, e, bedeni koyduğumuz yer için. Mesela şu Layte baktığımız zaman şuradaki estetik, e, buradaki e, mesela sfenj, s, kadın sphinx deniyor ama sphynx demeyi tercih ediyorum. Kapağa baktığımız zaman e, kapağın bir tarafında iki tane ejderha karşında. Öbür kap, e, kapağın diğer tarafına baktığınız zaman iki tane işte dişi e, sphinx ya da sphynx dediğimiz gibi. Yani o kadar e, formun kendisini e, için almışlar ki... Hani bir tane fazla bir şey yok. Fakat bu lehitte benim canımı sıkan minik bir şey var. Tam da e, cephede, kısa cephede... Aha. Bir tane e, Kentauras'ların bir tanesinin kolu dışarı taşmış. Yani bu kadar <laughs> mükemmel... Hani özellikle bu e, kadrigalar var. Hı hı. Dört atım çektiği arabalar var. Evet. Onlarda da savaş sahnesi var. O savaş sahnesinde... O, o ne diyelim perspektif yapılması, e, onun o, işte Meple'ye dönecek daha sonra hı hı. heykelin gelişiminde oldukça önemli bir eser. Yani benim favorimden bir tanesi budur. Bu. Aslında Sphinx dediniz, benim sorularımda yok ama o Sphinx'ler de bir yerde şey e, koruyucu olarak değil mi? Evet. Koruyucu olarak koruduğunu düşünüyorlarmış. Öyle söyleyeyim. Şimdi meş meşhur Oedipus. Ee, hikayesi var. Hani ona evet. girmeyeceğim ama yani orada bir bilmece var ya e, e, kent tep kentine girerken Sphinx'in sorduğu bir bilmece var. Hani o bilmeceyi bilmeyen oradan geçemez şeklinde. Hani burada da Sphinx'in olması da zaten bakın biz doğuluyuz yani. Hani Hititlere bile gittiğiniz zaman bu Etrüsklerle beraber batının tanımış olduğu e, biraz ne diyelim gerçek dışı hayvanlar. Hani mesela bizim Hitit aslanı evet. gibi kuyruk yılan, hı hı. ayaklar işte aslan, hı hı. ön ayaklar kartal, kanatlar kartal. Selçuklu eserlerinde de görüyoruz. Var çift başlı kartal. Tabii. Vallahi Selçuklularda görüyoruz çift başlı kartalı. Çift başlı kartal. Ama bilinen en eski çift başlı kartal yanlış hatırlamıyorsam Kültepe'deki mühürlerde çıkar. Yani Hititlerindir. Anadolu'lu Anadolu bizden. 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 Bizim topraklar. Bizim topraklarında. Toprak. Peki ağlayan kadınlar lahti. Bugün de çok lahitlerden bahsettik ama hoca. Ama hayır olsun Olsun Ama şimdi Bakın hani lahitlerden bahsediyoruz ama şöyle düşünmek lazım şimdi. Hangi dönemde olursanız olun inanç olursa e, i̇nanç ölüm yok. İnanç her zaman vardı. İşte inanç Toplam. olduğu süre boyunca ölüm yok. Hı. Çünkü inanan herkes için şu andaki e, geçirdiğimiz zaman dediğim gibi bir zaman geçirme hikayesi. Hı. Asıl hikaye bu dünyaya bırakıp öbür tarafa geçince. Onlar için de farklı değildi ki. Dolayısıyla onlar da inanıyorlardı ölümden işte sonraki elbette. yaşama. Elbette. O yüzden zaten bu kadar görkemli evet. e, onları biz hani mezar diye görüyoruz ama asıl hayatları orada başlayacağı için. Evet. Ama ağlayan kadınların laikliği de hani düşünsenize 18 tane kadın. Muhteşem. Evet. Yani öncepe ön cephe ve her birinin duruşu. Yani düşünsenize şey olsanız katalog olsa elinizde <laughs> hani şey kataloğu. Hangi modeli seçiyorsunuz şeklinde. Yani ve orada 18 tane 6, 6, evet 3, 3, 18 tane kadın onun üzerlerinde de satrapların işte e, ne diyelim ritüeller var. Hı hı. Ya da e, bir takım e, satrapların e, yapmış olduğu e, arabalı geçişleri var. Yani hı hı. son derece şahane zaten bu e, lahit İstanbul Arkeoloji Müzelerine esin kaynağı olan. Peki bu lahit ağlayan kadınlar lahdi? Ee, acaba içinde yatan bir kadın mı diyeceğim? Değil. Yok, değil. Değil. Niye ağlayan kadınlar? <laughs> Çünkü bakın, baktığınız zaman 18 tane kadın var ve onlar da ağlıyorlar. Şimdi eski zamanda hani insanlar cenaze törenleri muhteşem olsun diye ağlayan hani kadınlar tutuyorlar ve onlara da para veriyorlar ağlamaları için. Sanırım günümüzde de var bu. Tabii var, var. Değil mi? var. hala var. Onlar profesyonel. Biliyorsunuz ağlıyorlar. Oyuncu, figüren. Figüran. figüran. Çok seviliyordu yani o kadar seviliyordu ki Tabii. ne kadar çok ağlayanı var. İşte ne kadar çok bağırıp yırtınırsanız o kadar iyiymiş demek ki yani. De demek ki. Peki müzede çok önemli tabletler de var. Günümüzden 4000 yıl öncesine tarihlenen e, saygı değer Hocamız Muazzez çığın bulduğu ve e, ilk Sümerolog e, çevirilerini de yaptığı. Bunlardan biri Sümerli Ludingire kitabı. Ben de çok severek okudum. Hala da zaman zaman açıp okurum. Gerçek bir hikaye. Bu tabletlerden de bahsedelim istiyorum çünkü bu tabletlerden biri İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde ve Kadeş Anlaşması. Evet Kadeş Anlaşması. Ama önce Kadeş Anlaşması'na geçmeden Hammurabi Kanunları tabletlerinden Hammurabi kanunlar. bahsedelim isterseniz. Şimdi bizim müze çok zengin dediğim gibi bizim müzede bir Hammurabi Kanunları var. Bir de Urnamu kanunları var. Urnamu kanunları Hammurabi kanunlardan biraz daha eskidir. Hı hı. 2100 o civarlarda. Dünyada bilinen en eski kanunlar e, maalesef bizde değil, British Museum'da. E, ama bizde en eski ikinci Urnamu kanunları kanunlarıyla var. Hammurabi kanunları daha indir. 1750 aşağı yukarı. E, ve Hammurabi'nin en büyük anıtı da Paris Louvre Müzesi'nde. Çünkü problem 19. yüzyılda Asiroloji, Asur bilim diye bir evet. e, gelenek başlıyor. Fakat bu gelenek başlarken İngilizler başı çekiyorlar ve ilk kez İran'da bir e, kaya, bir kabartma oradan çivi yazılarını öğreniyorlar, varlıklarını. ve burada uzun bir zaman, hakikaten uzun bir zaman sonrasında bir yani bazı arkeologlar, Ravlinson mesela e, ömürlerini harcıyorlar o çivi yazılarını çözeceğiz diye. E, ama bir örneğimiz var öncesinden, Champollion gibi birisinin Mukayeseli yolla çözmesinden kaynaklanan bir hikaye. Hani o Mısır'ı Mısır bulmuştu. Mısır'ı herkese e, e, hmm. ulaşılır hale getirmişti. Bu çivi yazarında da özellikle e, o bölgelerde yapılan çalışmalar ama Osmanlı toprakları. O yüzden eserlerin üçte biri bize gelecek elbette. O zaman için. Ama tabii çok kazalar oluyor. Onu geçiyorum ben. Salların devrilmesi, Fırat'ta işte e, bir takım haydutların saldırmaları, bize kadar gelen tabletler bize gelip de tabletleri çalışacağız diye çalışamayanlar. Mesela dünyada en çok sınan kitapların başında şey geliyordu. Tarih Sümer'de başlar. Tarih Sümer'de başlar. Noah Samuel Kramer İstanbul evet. Arkeoloji Müzesi'nin tabletlerinde çalışarak yanlış hatırlamıyorsam Evi Bedarga ile beraber çalışmıştı ya da Halet Çambel dolu bir şey. Yanlış bir şey söylemek istemiyorum ama yine çok değerli. Ee, hocalarımızdan, hı hı. hani bu e, disiplinin öncülerinden onlarla beraber çalışıp hı hı. o kitabını öyle çıkarmıştı ortaya. Yani o kitabını öyle ortaya çıkardı. ve Şimdi Sümerler Türk müydü diye bir soru sormak için ben geldim ama. Yani. <laughs> <laughs> Valla ne fark eder ki? şimdi Hiç fark etmez. Ama Anadolu'ya bağlantılarından dolayı Mari kentinde kazan Andre Paro, aynı zamanda Lourdes Müzesi'nde müdürdü. Atatürk'ün daveti üzerine İstanbul'a gelir. Yani Türkiye'ye gelir. Hı hı. Ve Sümerci hı. bitişken bir dildir. Türkçe bitişken bir dildir. Bu yüzden biz, böyle bir tartışma çıktı değil mi? O yüzden var, zaten az önce bu bitişken olduğu için de benzer olduğu için. E biz Bank'ı niye kurduk? Nereden geliyor Bank'ın ismi? Nereden geliyor? Ya o Sakadan gelmiyor. Yani. <laughs> yani Sümerbank'ın ismi Sümerlerle bir bağlantımızın olabileceğinden kaynaklanıyor. Yani. Ve dünyanın hiçbir Sümeroloji diye 4 yıl Sümeroloji okunan yer yok yani. Sonuçta Atatürk e, cebinden cebinden e, parasını verdi ve ilk e, 35'te e, 35'te Alacöyük kazılarını başlattı. Evet. Bakın Alacöyük bugün halen e, kazılıyor. Çok değerli hocalar var. Tayfun hocam var şu anda işin başında. E, ve orada güneş kursları oradan çıktı. E, bildiğimiz Anadolu'nun sembolü olan o geyik. Eskiden Anadolu markasında sembolüydü. Evet. Yani. Ama Sümerler evet önemli ve bizim müzede de <laughs> Sümerler ilgili birçok tablet var ve bizim müzelerdeki İstanbul Arkeoloji Müzesi'ndeki e, çivi yazılarından hı hı. piktogramdan yani picture resim ilk önce resim yapıyorlar onun ideograma geçişi hani örnek vereyim e, iki tane obje mesela bir kap bir adam yemek yiyor Yüklem ortaya çıkıyor piktogramdan resimden ideo ideye geçiyor ideograma geçiyor e, ve arkasından da e, minik minik çivi yazıları bütün gelişimini bizim müzede görmeniz görmemiz mümkün. Ve onlar da evet çok güzel bitirlerimiz var. Ve eserlerimiz de dünya çapında önemi arz ediyor. Hatta ve hatta bir tanesi tüm dünyanın dilinde. Hangisi? Aşk şiiri. Ah aşk şiiri evet en eski aşk şiiri. Öyleymiş şimdilik birinden... Şimdilik ama şu an en eski diyoruz ama yarın öbür gün başka bir kazıda yeni bir tablet bulunur. O zaman ne olacak? Kesinlikle. Yani. yani işte o yüzden bilinen en eski. Bilinen en eski diyeceğiz şu an için. Peki bu tabletler arasında İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde çarpım tablosu da var. Okul ait. Okul tableti var, çarpım, çarpım tablosu. tablosu var. Peki Babil'in çok ileri bir medeniyet olduğunu söyleyebilir miyiz buna ba bakarak? Bakın şimdi Sümer'den itibaren sistem devam ediyor. Evet. Şimdi Sümer M.C. 3300 yazıyı keşfediyor. Yani tarih başlıyor onlarla. Ve ondan sonra Sümerler çok uzun sürmüyor. Akatlar geliyor. Hı hı. Fakat akatlar geldikten sonra e, o bölgede bir var başlayan, Sümerler başlayan gelenek devam ediyor. Hı hı. Yani çok iler, ileriler mi? Evet ileriler tabii ki. Yani e, niye olmasın ayrıca? E, o yapıları yapanlar, hı hı. o heykelleri. Ondan sonra e, baktığınız zaman şey bile var. E, kadastro. E, evet. Tabii. <laughs> kadastro var. Tapu, tapular var, kadastrolar var. var. Ondan sonra e, geometrik şekiller var, matematik, var. matematik, matematik var. var. Peki ben az önce de bahsettik İlk yazılı anlaşma sona bıraktım kadeş anlaşması Bravo. bizde. Şimdi bilinen, 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 bilinen en eski, en eski barış, anlaşması. barış anlaşması kimle kim arasında? Şimdi barış anlaşması Mısırlarla Hititler arasında oluyor. Evet. İkinci ile üçüncü Hattuşili. Fakat bu bilinen ilk savaş değil. Şimdi tarih olarak M.Ö. 1280-1285 farklı yerlerde farklı tarihler karşımıza çıkabiliyor. Fakat biz Anadolu'luyuz. Anadolu'luyuz ne demek bu şimdi? Biz bir takım yerlere gittiğimiz zaman talan da yapıyoruz. Hani ister Osmanlı olalım, ister Hitit olalım, ister Sümer olalım ama Hititler ilk Kadeş Savaşı'nda 2. Ramses dahi işin başına yeni gelmişti. Biz orada talanla uğraşırken 20 tane adamıyla kaçar. Hani bu aslında ikinci Kadeş. Ve burada da yazılı bir anlaşma yapılır ikinci kadeşte. Fakat biz kazanıyoruz. Yani biz hemen sahiplendik. Biz Hititler kazanıyoruz. Niye biz kazanıyoruz? Nasıl, nereden anlaşıyor bizim kazandığımız? Çünkü anlaşmaya göre kadeş bize ödeme yapıyor. Ve gerekli gördükleri zaman da bize asker veriyorlar. Bunu Mısır'a yapmıyorlar. Ama ikinci Ramses ne yapıyor? Mısır tapınaklarının üzerinde Lüksor'da da var. Abu Simbel'de de var. Hititleri yenilmiş olarak gösteriyor. İşte o zaman haberleşme yok ki. Evet. Hani dolayısıyla e, diyor ki yendim hititleri. Eller, kollar arkadan bağlı. Ondan sonra yedikleri için onları çıplak gösteriyorlar. Yani hı hı. E, Ama normalde e, anlaş, bir de anlaşma günün e, diplomatik diliyle akatça hı hı. yazılıyor. Akatça. Bizdeki anlaşma Akatça. Tabii ki küçük bir bitimde olmaması lazım. Yani hı hı. tanımca. Mesela Birleşmiş Milletler'in girişinde vardır. Kadeş Anlaşması'nın bir replikası. replikası. Ee, ya da. Ama bizdeki orijinal. Or Tabii canım bizdeki, bizdeki orijinal, orijinal. Orijinal ama sakladık. Kimse Aman kimse görmesin diye. <laughs> 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 biraz tahrip edilmiş. Bakın, ben fotoğraf danıştım. Çorum'da, <laughs> Çorum'da Kadeş Meydanı yaptılar. Devasa bir meydan. Evet. Orada da bir şey var. Replika <gülüyor> var. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Dünyada bilinen en eski barış anlaşması ve onun altın biraz daha çizerek belirtmeliyiz. Belirtmeliyiz kesinlikle evet. çok önemli bir, bir eser. Herkesin de İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne gitmesini tavsiye ediyorum. Gezgez gez zaten bitmiyor. Bu arada son dakikalara girmek istiyorum. Evet. Yavaş yavaş toparlamak gerekirse ne söylemek istersiniz son olarak İstanbul Arkeoloji Müzesi ile ilgili bütün müzelerle ilgili? Valla bütün müzeler şimdi müzeler ama özellikle İstanbul Arkeoloji Müzesi. Ee, yudum yudum içiliyor İstanbul Arkeoloji Müzesi. Hani bir gün gidip de ben bugün bütün müzeyi gezeceğim diye düşünmenize gerek yok. Hı, mümkün değil zaten. Bir gün Çinli Köşkü gidin. Hı hı. Yani Osmanlı'nın yani bir şeyden Selçuklu'dan Osmanlı'ya geçişte evet. o Çinlilerin dünyasında olun. Başka bir gün sadece Çinli Köşk'e şey gidin Eski Şarka. Eski Şark bölümünde işte bahsettiğimiz biraz önce çivi yazıları, hı hı. Mezopotamya geleneği, Hani Mısır'la ilgili bir şeyler var elbette çok küçük de olsa. Ee, o, o dünyayı. Ha, diğer tarafta arkeoloji, klasik arkeoloji bölümünde. Yani hakikaten bir gün sadece e, bu bahsettiğimiz büyük, iske, e, büyük Lahitler, iskeler, Lahti dediğimiz lahitlerin olduğu yere gezin. Olduğu yer. Başka bir gün gidin Roma'daki e, ne diyelim imparatorların e, yüzyıllar boyunca gelişimini izleyin. Başka bir bölümde Truva'yı keşfedin. Yani tarihte yolculuğa evet. çıkın diyebilir evet. miyiz? Ama yudum yudum. Yudum yudum yavaş sindire sindire her gezeceğiz. Müze, müze her... kartımızı alacağız. Müze kartımızı. Müze bittim. kartımızı alalım. Hem daha hesaplı oluyor hem de bir sene boyunca kullanabiliyorsunuz. Devletimizin kesinlikle, Kültür Bakanlığı'nın vermiş olduğu müze kartla her yere girebiliriz. Arkeoloji ve sanat tarihçi öğrencileri de ücretsiz faydalanıyor. Değil evet, mi? Evet, ya da cüzi evet, bir evet. miktarla. Ama müze kartı müze hakikaten kart, bir avantaj sağlıyor çok artık. yani büyük ee, bir nimet. Evet evet. Bu yüzden Kültür Bakanlığı'na da teşekkür ediyoruz böyle bir imkanı. Türk halkına verdikleri Müze için... gelişiyor. Gelişiyor. Bakın uyaralım Müzeci. buradan. Evet. Müzenin yeni salonları açılması için hı hı. bir takım salonların tekrar restorasyona girmesi lazım. Son günlerde birçok yeni salon açıldı. Hı hı. Restorasyonları bitti. Ve yakın bir zamanda da e, bazı diğer bölümler e, restorasyona girecekler. Henüz bu işler e, yapılmamışken gidin diyoruz. Gidelim. Peki bu yanınızda getirdiğiniz materyallerden de kısaca kapatmadan önce bunlar nedir hocam? Çok önemli şeyler getirmişsiniz. Kitaplar, kaynaklar. Şimdi Ebru Hanım siz arkeoloji müzesinden bahsedince ben de çok heyecanlandım. Çünkü e, Türkiye ile ilgili 19. yüzyıldan itibaren hı hı. E, Türkiye ile ilgili yapılan e, Osmanlı ile ilgili yapılan bütün e, ne diyelim e, çalışmalarda İstanbul Arkeoloji Müzesi özellikle belirtiliyor. Diyor ki hani İstanbul'a gitmemiz gitmeniz için büyük bir sebep de bu müzedir. Yani ister e, 50'lerdeki işte ne diyelim e, turistik tabi Ernest Mahmur'u ayrıca seviyoruz. Gaha sayısında hocaymış mesela orada. Ya da mesela şu eskiden var olan resimli rehber kitapları. Hı -hı. Hani e, 60'lar 60'lar mı halen bence güncelliğini koruyabilir. Ya da e, şeye ya baktığımız daha... zaman bakın burada bir sanat kitabı var. Bayılıyorum evet. çünkü seriler vardı sanat e, kitapları. Furuk, sanat kitapları diye bir şeyler vardı. <laughs> Ve e, İstanbul sanat kentiydi. Gidin evet. muhakkak ama arkeoloji müzesi en büyük motivasyonunuz olsun şeklinde. Kesinlikle. Tabii. Orada da resim, heykel müzesi Osman Hamdi Bey'in kardeşi. Evet. Değil mi? Yazarı. Yani yok. E, Halil Etem toplamın başındaydı. E, oraya katkıları çok oldu kat. Yani eee halil Edem'in e, evet e, resim heykel müzesi şey resim heykel müzesi çok Hı -hı. katkıları var. Onun zamanında yurt dışında e, hem yabancı sanatçılara Hı -hı. kopyalar sipariş verildi Hı -hı. hem de bizim oradaki öğrencilerimiz Hı -hı. yani mesela Fikret Muallaya evet. El Greco'dan bir e, tablo siparişi vermişlerdi. Hı -hı. Hani bu bugün tabii ki İstanbul Resim Heykel Müzesi yine 1937 Atatürk'le beraber ama daha öncesinde o e, Osman Hamdi aynı zamanda Sınav Nefise Mektebinin yani güzel sanatların da kurucularından. Bugünkü mimar Sınav Üniversitesi'nin temeli, değil evet. mi? Ve o yüzden de o müzenin de kurulma, kurulmasında kurulma aşamasında hem Osman Hamdi'nin hem de kardeşi ve özellikle Halil Etim'in oldukça e, yoğun katkıları var. Evet, ilk kadın ressamlarımız da orada yetişmiştir. İlk kadın ee... ressamlarımızdan evet, evet. E, orada yetişenler var ama Osman Hamdi. Ee, çok önemli. Yalnız kadını ressamlar dedik. Herkes bilmez. Ben söylemek istiyorum. Kim? Nazlı Ecevit. Nazlı Ecevit. Nazlı Ecevit. Bülent Ecevit'in annesi. annesi. Evet gerçekten. Müfide Kadri var. Evet. Asker, klasmanı bulamadıkları için. Evet. E, asker ressamlar kategorisine koyuyorlar. Ama, evet. Ben Ama bir kadın televizyonu olduğumuz için de buna değinmeden geçemeyeceğim. Evet. Türkiye'nin ilk kadın ressamları Mihri çok Müşrik önemli. Mihri var. Mihri Müşfik Hanım. Ee, kadın Sanayi Nefise'nin ilk e, müdürlüğü müdüresi. müdüresi ilk demeyelim de ilklerinden ilklerinden hocam çok keyifli bir konuydu gerçekten bana kalsa daha da e, sohbet etmek isterim sizinle ama maalesef bize ayrılan bir süre var sonuna geldik çok teşekkür ederim yani İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde biraz daha ön plana çıkardığınız için ayrıca teşekkür ederim çünkü müze korukulan bir yer değil müze e, eskide kalmış bir yer değil müze her daim yaşayan bir yerdir. Evet, biz teşekkür ediyoruz katkılarınız için. Değerli izleyenler, Bir Dünya Sanat programının bu hafta daha sonuna geldik. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle, hoşça kalın, sanatta kalın.